Sen benimsin Ozan. Seni en çok ben seviyorum. Seni en çok ben hak ediyorum. Aslın diye biri yok. Mahvedeceğim onu. Mahvedeceğim. Ben sana göstereceğim. Sen görürsün. Mahvedeceğim seni. Ozan benim olacak. Mahvedeceğim sizi. Teşekkür ederim. Her şey için. Asıl ben sana teşekkür ederim. Beni hayatına aldığın için, sevdiğin için. Öyle heyecanlandım ki kalbim çıkacak sandım mutluluktan. Biz bu mutluluğu hak ettik. Çok yorulduk, yıprandık. Ama birbirimizi sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedik. Gördün mü bak? Biz burada acı çekelim. Onlar orada gününü gün etsin. Ben korkuyorum Ozan. Böyle bu kadar mutlu olduktan sonra bir şey çıkacak. Mutluluğumuz bozulacak diye çok korkuyorum. Artık mutsuz olmayacağız. Ben tedbirimizi alacağım. Yani daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Nasıl yani? Annene söyle. Yarın seni istemeye geliyoruz. Kahretsin. Bak. Senin yüzünden bunlar hep. Senin hatan yüzünden ne hale geldik ya? Sen çok fazla oldun Ozan Efendi. Sen çok oldun. Aslımdan nefret ediyorum. Hayatımızdan çıkıp gitsin istiyorum. Ben daha düne kadar Ozan'ın kahramanıydım. Şimdi şu cam kırıkları kadar bile değerim kalmadı gözümde. Nefret ediyorum. Hayatımızdan çıkıp gitsin istiyorum artık.
Tamam yavrum. Ağla. Geçecek, hepsi geçecek. Geçmeyecek. Herkese yalan söyledim ben. Ozan'ı kurtarmadığım, yalan söylediğim her şey ortaya çıktı. Ben insanların yüzüne nasıl bakacağım? Ozan artık beni sevemez. Canım kızım benim, canım. Canım benim, canım. Biz seninle ne zorluklar aştık. Senin annen daha ölmedi. Buna da bir çözüm bulacağız. Sen güven annene. Her şeyi halledeceğim. Astımı bitireceğim. Sibel. Ben boşanmak istiyorum. Ay bu ne tuhaf bir leke. Her gördüğümde ben başka bir şeye benzetiyorum, biliyor musun? Erçin bunu asla duymamalı. Aslımın Tarık'ın çocuğu olduğunu öğrenirse Berçin bir kere daha yıkılır. Ne işin var senin burada? Hangi yüzle gelebiliyorsun? Jülide, ne olur dinle beni. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Git buradan. Jülide, tamam hayatım, bir sakin ol. 10 yıllık arkadaşlığımız var. Açıklamama müsaade et. Neyi açıklayacaksın Sibel? Benim oğlum orada canıyla mücadele ederken siz bu korkunç planların peşinde miydiniz? Hayır, nasıl söylediniz o yalanları? Nasıl yaptınız bunu? Hadi Berçin yaptı bir çocukluk. Sen nasıl kabul ettin? Yüzünü bile görmek istemiyorum. Git buradan, bir daha da gelme. Hayatım. Geç Sibel. Jülide, istediğin kadar kız bana. Bağır, çağır, küs. Bak hepsi kabul. Ama ben ne yaptımsa sizi o aileden korumak için yaptım. Sizi ve kendi ailemi. Hayatlarımızı mahvedecek de o kadınla kızı. Onlar şeytan. Bizi yaktılar. Sizi de yaksınlar istemedim. O kız var ya, anasından belli ne oldu. O kadın. Hediye. Tarık'la karıştırıyor. Ne? Tarık'ı işledi, işledi, sonunda ayarttı. Terk ediyor Tarık beni. Belki o aslında Tarık'ın. O aslım belki de Tarık'ın. Ne Sibel? Belki aslım annesine yardım etmiştir Tarık konusunda demek istedim. Ne de olsa zengin adam. Anası onu alınca Aslım Hanım da rahat eder. Gerçi Ozan'a taktı kancayı. Sırtı yere gelmez artık. Bakın ikisi de zengin avcısı. Jülide, Sibel bu kadar kesin konuşuyorsa bir bildiği vardır. İstersen onu dinleyelim. Var tabii. Düşün bir Jülide. O kız Aslım beladan başka ne getirdi Ozan'a? Yaralandıysa, ölümden döndüyse hep o kız yüzünden. Oğlunu o kızdan uzak tut. Yoksa benim gibi yuvan başına yıkılır. Ozan yaralandığında
gözlerimin önünde yığılıp kaldığında ben Aslı'mı sildim. Merak etmeyin. Hiçbirinizin oğluma zarar vermesine izin vermeyeceğim. Anneciğim, ben geldim. Anne, neredesin? Anneciğim, burada mıydın? Sen mi geldin? Ozan'la mıydın? Evet anneciğim, Ozan'la birlikteydik. O kadar güzel bir sürpriz hazırlamış ki, inanamazsın. Aa, bu nasıl kırıldı? Temizlik yaparken düşüverdi işte. Canım sağ olsun. Anneciğim, hadi sen bırak işi gücü de gel otur. Benim sana söylemek istediğim şeyler var. Ama kızmak yok. Ya neymiş çok merak ettim. Anne, yarın Ozan ve ailesi beni istemeye gelecek. Canım kızım, o kadar büyüdün mü sen? Al hayatım. Sağ ol. Mümtaz, Ozan gelsin konuşacağım onunla. Aslı'mdan uzak durması lazım. Vallahi ne diyeyim hayatım. Aslım da annesi de hayatımıza girdiğinden beri beladan başka hiçbir şey getirmediler. İkisinin de ailemizden uzak durması gerek. Mümtaz, Ozan'ı iş bahanesiyle bir yerlere mi göndersek? Başka bir şehre. Aslım'dan uzak dursun yeter. Anne, sana haberlerim var. Çok önemli. Ne oluyor Ozan? Yarın seni çok önemli bir görev bekliyor. Oğluna kız isteyeceksin. Ne? Aslında evleniyoruz. Saçmalama Ozan. Böyle bir şey olamaz. Ben kabul etmiyorum. Aslında evlenemezsin. Hayır. Asla Ozan. Getirdin mi Yaşar? Bak şimdi, peynirli börek yaptık, patatesli börek yaptık, sarma var, kısır var. Hediye de şekerpare yapacak. Oh, ellerinize sağlık. Ay, başka bir şey daha mı yapsaydık ki? Yengeciğim, bir sürü şey yaptık zaten, yeter. Yeğenimi istemeye geliyorlar, az bile yaptık. Ellerine sağlık ablacığım benim. Gerçi bunların yarısı ziyan olacak ama... Jülide Hanım asortik kadın. Şimdi yarım yarım yer bırakır bunları. Düşündüğün şeye bak Nurhan. Geri kalan da biziz. Annen için yapamamıştık o zaman. Ne isteme ne düğün. Ama senin için hepsini yapacağız. Eylül'de sen de telli duvakla gelin olacaksınız inşallah. Ay, vallahi geldiler. Niye bu kadar erken geldi bunlar? Tamam, tamam sakin olun. Ben şimdi bakacağım. Aslı Hanım. Evet benim. Bu çiçekler bana mı? Evet buyurun. İyi günler. Teşekkürler, iyi günler. Seni bir ömür boyu seveceğim, Ozan. Ben de seni bir ömür boyu seveceğim, sevgilim.
güzel çiçekler. Ozan mı göndermiş? Evet. Ozan göndermiş. Görüyor musun nasıl zevkli çocuk maşallah. Ne güzel seçmiş rengini mengini. Eylül bak. Ozan göndermiş. Çok güzel. Senin gibi güzel. O kadar seviniyorum ki Ozan'la senin adına. İnşallah bir ömür mutlu olursunuz. Canım benim. Bu mutluluğu sen de yaşayacaksın. Hem de en kısa zamanda. Biliyorum. Benim işe gitmem lazım. Aa! İşten izin alırsın diye düşünmüştük biz. İzin alamadım hala. Ama istemeye yetişeceksin değil mi? Söz veriyorum, elimden geleni yapacağım, tamam? Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Yavrum. Düne kadar benim kızımın da yüzünde güller açıyordu evleneceğim diye. Olmadı işte. Kısmet değilmiş. Yanlış biri çıktı karşısına. Neyse. Ah, üzülmeyin. Eylül daha gencecik kız. Bu zor günler geçecek, görürsünüz. O da bulacak sevdiği birini. Sonra bir bakmışız yine burada pastalar, börekler yapıyoruz. Ha? İnşallah kuzum, inşallah. İnşallah. Kızım hadi üzülme sen de. Koy çiçeklerini vazoya. Hadi. Sen benimle evlenmeyi kabul ederek hediyelerin en büyüğünü verdin aşkım. Onun yanında bir demet çiçek nedir ki? Çok güzeller ama Ozan. Herkes çok beğendi hediyeni. Çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Senin sesin biraz sıkkın gibi. Bir terslik yok değil mi? Yok yok. Her şey konuştuğumuz gibi. Tam o saatte oradayız. Bugün nişanlım olacaksın. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Alo? Tarık amca okulda mısın? Senden çok önemli bir şey isteyecektim. Odamdayım Ozan'cığım, gel. Bekliyorum, tamam. Gel. Oo. Ozan. Bu ne şıklık. İstemeye gidiyorum Tarık amca. Yardımın lazım. Ha. Jülide ile Mümtaz gelmeye yanaşmadılar tabii. Anneme bir türlü anlatamıyorum. Ben Aslı'mı çok seviyorum diyorum. İkna olmuyor. Kararımda kesinim diyorum. Anlamıyor. Böyle bir başıma kız istemeye de gidemem. Biliyorum Berçin'in durumundan sonra bu istek biraz garip kaçacak ama... Büyüğüm olarak yanımda sen ol istiyorum. Ozan. Berçin sana çok büyük bir yalan söyledi. O yüzden sen haklısın. O mevzu kapandı. Tamam. Baban da yanında olmamı isterdi. Rahmetli Selim'in hatırını çiğneyecek değilim. Gidelim. Çok sağ ol Tarık amca. İyi ki varsın. Babamızın adını ağzına alamazsın Ozan. Onun mirasını sömürmene de, Aslı'nınla evlenmene de izin vermem. Ben hayatta olduğum sürece mutlu olamayacaksın. Thank you.
Hayırdır? Sen beni mi takip ediyorsun? Hasan? Yo. Bu kalemi senin odanın önünde buldum da bu kalem senin değil değil mi? Yok, değil. Fatih, seni gördüğüm iyi oldu. 104 hukuk tarihi dersime benim için girer misin? Ozan'la çıkmamız lazım ben. Tabii tabii girerim hocam, ne demek? Teşekkür ederim. Bizim bugün Ozan'la mühim işlerimiz var. İyi dersler Fatih. Sağ olun hocam. Babamla Ozan birlikte nereye gidiyorlar? Ozan da bayağı şık giyinmiş. Babanla Ozan Aslı'mı istemeye gidiyorlar. Ne? Fatih, bizim bir şeyler yapmamız lazım. Buna izin veremeyiz, değil mi? Fatih! Oğlum yetiş! Yetiş! Baban ölüyor! Çok korktum oğlum. Ataklar gelince ölecek zannettim. Anne. Tamam. Tamam bak sakin ol. Doktoru duydun. Bir şey yok. Geçti gitti tamam. Ben izin vermeden babam ölemez. Bizi bir kere bırakıp gitti. Bir daha gitmesine izin vermem. Duydun mu baba? Ölemezsin. Seni bu hale getirenlerden intikamımı almadan ölemezsin. Duydun mu bak? Oğlum. Duydun mu baba? Bak. Ölemezsin. Ölemezsin! Ölemezsin! Oğlum. Seni bu hale getirenler gününü gün ödercesin. Ölüp gidemezsin. O adi yeri. Sevdiğine kavuşurken, onunla evlenirken beni bu halde bırakıp ölemezsin! Yapma annem, yapma ne olur! Oğlum! Oğlum kendine gel ne olur! Gel annem! Gel ne olur annem! Ölemezsin! Niye öyle kaçıp gittin okuldan? İşim vardı. Fatih. Benim içimdeki acıyı, nefreti anlayabilecek tek insan sensin. Ben bugün yalnız kalmak istemiyorum. Kızla evlenmene izin vermiyorum. Çıkar şu üstündekileri. İsteme falan olmayacak. O kızı da ailesini de istemiyorum. Ama ben istiyorum. Sen istesen de istemesen de ben Aslı'nla evleneceğim. Ozan. Aslına bakarsan verdiğin bu kararla o kıza da kötülük etmiş oluyorsun. Ona ait olmadığı bir dünyaya sokuyorsun çocuğum. Asıl mesele bu değil ki Mümtaz. Asıl mesele o kızın oğlumun hayatını tehlikeye atmış olması. Senin başına gelenlerden sonra ona zerre kadar güvenmiyorum. Tamam anne. Seninle tartışmayacağım. Aslım hakkındaki fikirlerini değiştiremem belki ama zamanla onun ne kadar iyi bir insan olduğunu, benim onu ne kadar çok sevdiğimi anlayacaksın. Madem sen gelmiyorsun, ben de tek başıma gider isterim Aslım'ı. Ozan. Ozan hayır!
Lütfen! Ozan! Aslım kızım, hadi sen giyin artık. Hazırlan, gelirler birazdan. Sen hazırlan yavrum, biz burayı hallederiz. Tamam. Ay, ben çok heyecanlıyım. Söz tepsisi nerede? Söz tepsisi? Ha, görüyor musun işte? Neyi unuttuk diyorum. En önemli şeyi unutmuşuz. Dur dur, ben onu hallederim. Benim güzel yeğenim çok daha iyilerine layık ama şimdilik gücümüz bu kadarına yetti. Al bakalım. Bir ömür mutluluğun daim olsun. Dayıcığım, ne gerek vardı? İnşallah bahtın da yüreğin gibi aydınlık olur kızım. Çam sakızı çoban armağanı. Kabul et, mazur gör. Dayım benim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Abi ne gerek vardı? Zaten bizler için o kadar emek verdiniz. Bir de hediye. Yarım saat sonra sitedeki çardakta ol. Konuşmamız lazım. Kim kızım? Ozan mı yoksa? Yok. Yok anneciğim. Üniversiteden bir arkadaşım. Yarın bütünlemesi varmış. Benden ders notu istiyor. Ben hemen onu verip geleyim. Aa, kızım sırası mı şimdi? Gençlik. Aslım, Ozan'la evlenmene müsaade etmiyorum. Ozan'dan uzak duracaksın. Ama Jülde teyze. Aması falan yok. Bugüne kadar çocuğun başına beladan başka hiçbir şey getirmedin. Sana ne zaman yakınlaşsa ya hastanelik oldu ya karakolluk. Sen nasıl bir annenin tek evladıysan, Ozan da benim tek evladım. Ben onu korumak zorundayım. Sana son kez söylüyorum. Ozan'dan uzak duracaksın. Jülde teyze, biz evlenmeyi düşünüyoruz. Annemler sabahtan beri hazırlık yapıyorlar, istemeye geleceksiniz diye. Ozan mutlu, ben mutluyum. Neden siz de kabullenip Ozan'la aşkımıza... Aslım sen neden anlamak istemiyorsun? Biz diye bir şey yok. Sizin aşkınız birbirinize de, çevrenizdekilere de zarar veriyor. Ben artık sabahlara kadar oğlumun başına bir şey mi geldi diye düşünmekten yoruldum. Ozan'dan uzak duracaksın. İnsan sevdiğine zarar verir mi Jülde teyze? Neden böyle diyorsun? İnsan en çok sevdiğine zarar verir. Aşkınız geçer diye bekledim. Hayatınıza devam edersiniz diye düşündüm ama iş buralara kadar geldi. Ozan'la evlenmeyi aklından çıkar. Bu iş bitti. Ben Ozan'ı seviyorum. Hem de çok seviyorum. Bunu bir gün siz de anlayacaksınız. Ne olursa olsun bundan vazgeçmeyeceğim. Ozan'dan siz istiyorsunuz diye ayrılmayacağım. Ayırırım Aslım. Ayırırım. Ozan, canım, her şey yolunda mı diye aramıştım. Yolunda? Tarık amcayla beraber Çiçekçi'ye geldik. Ne oldu, niye sordun? Şey annen, yani annen nerede, geliyor mu diye. Annem gelmezse varmaz mısın bana? İşte o zaman seni kaçırabilirim. Sen kapıyı çal, ben seninle kaçarım zaten.
İyi, o zaman sorun yok. Tarık amca çıktı. Tamam, Tarık amca çağırıyor. Kahveme fazla tuz koyma. Tamam, tamam. Koymam sevgilim. Evde tuz, biber, ne varsa hepsini koyacağım. Hadi gelin, bekliyorum. Zamanla Jülide Hanım da alışır. Ozan'ı ne kadar sevdiğimi anlayınca kabul eder beni. Mümtaz, izin veremem. O kızın oğlumu benden koparmasına izin veremem. Ne yapayım? Ne yapayım? Elim kolum bağlı böyle bekleyeyim mi? Bütün bu felaketlerden sonra tam da Ozan'la yakınlaşmışken böyle olması, inan beni de çok üzdü Jülide. Ozan yıllar sonra ilk defa sana iyi davranıyordu. Tam anne oğlu olmuşken bu kız çıkıp her şeyi mahvetti. Allah kahretsin. Benim bir yolunu bulmam lazım. Bu evlilik olmamalı. Bu kızla ailesi de hem Ozan'ın başına hem de bizim başımıza bela olacak. Zaten anne kız ikisinin de derdi belli. Kısa yoldan zengin olmaya çalışıyorlar. Yok. O kadar kolay değil. Oğlumu o ailenin eline bırakmayacağım. Oğlumu benden çalmalarına izin vermeyeceğim.